Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin yayınlarının hazırladığı TYT IT Geometri Soru Kitabı'nda katı cisimler konusundaki dördüncü testin çözümünü yapacağız. Testimiz pekiştiriyorum testi. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Şekilde PAB ve OCD dik konisi verilmiştir. Burada bir oran verilmiş. Bunu K buna da 3K diyelim. Şimdi PC uzunluğu K iken PB uzunluğu 3K'ymiş. Yani tamamı 3K o zaman buraya ne kaldı? 2K kaldı. Koninin hacimleri oranı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Yarı çapları bulalım arkadaşlar. Burası R benzerlik oranı 1 bölü 3 olduğundan burası da ne olacaktır? 3 R olacaktır. Sonra yükseklikleri de lazım bizim için. Hop şu yüksekliği çizecek olursak. Hocam bu yükseklik kaçken 1'e 2 oran var. Burası da ne oldu? 2 H oldu. OCD konisi hacmi P R kare çarpı 2 H bölü 3 bölü PAB konisi de yarı çapı 3R pi 3R'nin karesi yani 9R kare çarpı yüksekliği de kaç? 3H bölü 3. Bölü 3'ler gitsin pi'ler gitsin R kareler H'lar gitsin. O zaman burada ne kaldı? Yukarıda 2 kaldı aşağıda da 27 kaldı. Cevap ne yaptı o zaman? 2 bölü 27'ye eşit oldu. Birinci soru denizde oldu. Geldik ikinci soruya. Taban yarıçapı 4 cm yüksekliği 6 cm olan. Evet 4 ve 6'yı yazalım. Dik silindir biçimindeki ahşap blok şekildeki gibi 4 eş parçaya ayrılmış. 4 eş parçaya nasıl ayrılır? Tam böyle daireyi böyle dik kestiğimiz zaman ayrılır değil mi? Evet buraları dik. Yani çeyrek daireler olduğu zaman 4 eş parçaya ayrılmış olur. Buna göre elde edilen parçalardan birinin yüzey alanı nedir? Arkadaşlar yüzey alanını bulurken ne yapacağız? Sonuçta bu bir prizma. Tabanı ve tavanı aynı olduğu için. Taban ve tavan aynı olduğu için prizma. Prizmalardaki tüm alan ne oluyordu? Taban alanları yani çeyrek daireden iki tane var. Pi r kare. R'si kaç? R'si taban yarıçapı 4 olarak verilmişti. Pi 4'ün karesi bölü 4. Çeyrek dairenin alanı. Pi r kare. Ondan sonra bundan iki tane var. Artı taban çevresi. Taban çevresi de arkadaşlarım şurası 4, burası 4, burası da şey değil, yapmıyor mu? Yani burası yarım daire şeklinde yapıyor. Çeyrek daire şeklinde yapıyor. 2 pi r bölü 4 yapacak. Bu da 2 pi yaptı. E burası da 4, burası da 4 olduğundan taban çevresinde kaç yaptı o zaman? 2 pi artı 8 yaptı. 2 pi artı 8 çarpı yüksekliğe eşit olacaktır. Bütün prizmalarda yanal alan budur. Taban alanlarından da 2 tane olduğunu da yazdık zaten. Şurada 4'ler gitti. 8 pi yaptı burası. 8 pi artı. Şunu açtığımız zaman 12 pi artı 48 yapar. Buradan da 20 pi artı 48'e eşit oldu. Yani buradan 4'e böldüğümüz zaman 4 parantazı aldığımız zaman 5 pi artı 12'ye eşit oldu. Evet cevabımız bu. Yani Denizli yaptı ikinci soruda. Geldik üçüncü soruya. Çekilde prizma yarı yüksekliğine kadar su ile doludur. Evet yarı yüksekliğine kadar su ile dolu. O zaman burada bir ort taban çıktı 90 derece ya. E, burası ort tabandan dolayı 8 ise burası da 4 oldu. Hatta burası 8 ise burası da 8 falan filan. Buna göre diyor ne diyor? Prizma EAB yüzeyi üzerine yatılırsa, o zaman burada ne olmak zorunda arkadaşlar? şu su yüzeyi her ikisinde de aynı. E, AB yüzeyi üzerine yatırıldığında yani şu yüzeyi üzerine yatırıldığında yüksekliği ne olur diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Bu suyun hacmini bulacağız. V su neye eşittir arkadaşlar? Tamamından şuradaki üçgen prizmayı çıkartacağız. Ya da yamuk prizmanın su direkt yamuk prizma değil mi? Tabanı ve tabanı aynı. Alt taban artı üst taban. Yani 8 artı 4 çarpı yükseklik 3 bölü 2 taban alanı. Taban alanı çarpı yükseklik. Yani 8 yaptı. Aynı zamanda ben bu yüzeyi üzerine yatırırsam, şu yüzeyi üzerine yatırdığımda tabanı ne yapacak? Burası tamamen suyla dolacak. Taban alanı yani 6 çarpı 8 bölü 2 çarpı yükseklik şeklinde olacak. Bu sefer su şöyle olacak arkadaşlar. Yükseklik de buraya kadar gelecek. Bu tabanın üzerine yatırdığım zaman. Yani şöyle yatırdığımızda. E o zamanlar ikisi de V suyu verdiği için bunlar birbirine eşit olmak zorunda. Bölü 2'ler gitti mi? Gitti. 8'ler gitti mi? Gitti. 6 ile 3 sadeleşince burada 2 kaldı. 12 eşittir. 2 h yaptımlar. Haşlıda böylelikle kaç buluruz? 6 olarak buluruz. Yani 3. soru balık esir oldu. Geldik 4. soruya. Yarı çap uzunluğu 6 cm olan yarım daire biçimdeki kağıt parçası A ve B noktalarından şekildeki gibi çakışacak şekilde bükülerek tepesi o noktası olan bir dik konu oluşturulmuş. Arkadaşlar bu konuyu bu şekilde. Konuyu açtığımız zaman normalde şöyle bir daire dilimi oluyordu değil mi? E Bu daire dilimi işte buradaki daire dilimi Daire dilimindeki merkez açı ve şey çok önemliydi. Bir de kapak vardı. Burası R, burası L iken R bölü L alfa bölü 360'tı. E biz bunu açık vaziyeti bu. Kapattığımız zaman bu geldi. Tam tersi bunu açtığımız zaman bu geldi ya. Şunu açtığımız zaman bu geldi. Açılıştaki merkez açı kaç derece? 180 derece. E buradaki kapandığında yarı çapı R olsun burada. R bölü L. L dediğimiz ne arkadaşlar? L dediğimiz zaten 6. 6 eşittir alfa bölü yani 180 bölü 360'tan o zaman R'yi kaç buluruz arkadaşım? 3 olarak buluruz. Peki R'yi 3 bulduk. Bizden ne isteniyor? Burası da 6. Koninin hacmi. E, o zaman hocam yüksekliği bulmalıyız. Yükseklik de şu. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3'tür. Burası da 3 kök 3 mü yaptı? Evet. Pi R kare. 3 üç 3'ün karesi çarpı. Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 diyeceğiz. Evet şu 3'ler de gitti. O zaman 9 kök 3 pi'ye eşit oldu cevap arkadaşlar. Yani 4. soru C -han oldu. Geldik 5. soruya. Arkadaşım böyle ne diyor burada? Aşağıdaki yapı birim küplerden oluşmaktadır. Bu yapıyı küpe tamamlamak için arkadaşlar şuradaki kenar uzunluğu kaç? 3 birim. Buradaki kenar uzunluğu 3 birim. Küpe tamamlamak için bak dikeyin de 3 birim olması lazım. Burada 2 birim ya. O zaman şuraya bunun üstüne 1, 2 tane koydum. Sonra 3, 4, 5, 6. 6 tane koyunca şuraları tamamlandı. Şuraya bir tane daha 7, 8 değil mi? Sonra bunun üstüne de koyacağım tabi. 9, 10 mu olacak arkadaşlar? 10 tane. O zaman sadece sayarak da şey yapabiliriz. Ee, bu şekilde sonuca ulaşabiliriz arkadaşlar. Evet 5. soruyu böylelikle ne bulduk? Denizli bulduk. Geldik 6. soruya. Şekilde bir ayrıt uzunluğu 4 kök ki birim olan küp verilmiştir. Evet bir ayrıtım uzunluğu 4 kök giymiş. Küpün üzerine bulundukları kenarların orta noktaları olan KLMN noktaları işaretleniyor. Orta noktalar. Arkadaşlar 4 kök ise burası 2 kök ki 2 kök Burası da 2 kök Burası da 2 kök Hatta burası 90 derece olduğundan kök katından dolayı burası 4 mi yaptı? Evet. Sonra aynı şekilde 2 kök 2, 2 kök 2 burası da 4 mi yaptı? Aynen evet. öyle. KLM ne dikdörtgenin alanı nedir diye soruluyor. Arkadaşım dikdörtgenmiş bu. Yani 90 derece. Ben şu uzunluğu bulmaya çalışacağım. Bu uzunluğu bulmak için 90 dereceye karşılık getirmek zorundayım. Şimdi nasıl bir hamle yapabilirim? Bir üçgen. Arkadaşlar o üçgen tabii ki şunu bulmak için bir hamle. 90 dereceye karşılık. Şöyle bir üçgen yapsam. Direkt 90 dereceye karşılık geliyor mu? Geliyor. Çünkü şu bir yüzeye dik o zaman burada kaçta da ne oluyor? 90 derece oluyor. Siz genelde ne yapıyorsunuz? Hocam şuradan dikileyim sonra buradan dikileyim şeklinde yapıyorsunuz. Ama genelde tek bir hamleyle oluyor arkadaşlar. Bak gördüğünüz üzere şöyle bir üçgen oluşturacak olursam bunu ait. Bu da şu öndeki duvara dik olduğundan burası da 90 derece oldu. Peki burası 2 kökü olduğunu biliyoruz. 4 kök ki burası 2 kök ki burası. O zaman burası da 2 kök 10 mu olup yaptı? Çünkü 1 2 kök 5 üçgenden evet. E o zaman burada pisagor bağıntısından x. x'in karesi de 2 kök 2'nin karesi 8 artı 2 kök 10'un karesi 40. Yani 48 yaptı. x'i de böylelikle kök 48 olarak buluruz. Yani 4 kök 3 olarak buluruz. E o zaman burası 4 kök 3 ise bizden ne isteniyor? Alan isteniyor. Alan da neye eşittir? 4 kök 3 ile 4'ün çarpımı. 4, 4 kök 3 çarpı 4. 16 kök 3 yapar. Cevap. Yani cevap 6. soruda balık kesir oldu. Geldik hediye. Arkadaşlarım şöyle gidiyormuş karınca. Karınca hangi yüzeylerden gidiyorsa o yüzeyleri açıyoruz. İlk yüzey sabit. Ondan sonra karınca dediğime bakmayın örümcekmiş. Şu kapıyı açsak mesela şurayı açsak hocam burası 2 ise bu buraya geldi. Arkadakini de yanına açsak şöyle. Hocam burası 5 ya açıldığında da burası 5 olacak. Yani bizden ne isteniyor? Şu uzunluk isteniyor işte. E, burası zaten 16 idi. Şuraya bakın burası 12 oldu mu? Oldu 5 2 ve 5'in toplamı. 12 16 ne üçgeni 20 üçgenden cevap böylelikle 20 olarak buluruz. Yani cevap akçay. Geldik 8. soruya. Bir kenarı 12 birim olan birbirine bitişik 3 yüzü boyalı bir küp. Evet, bir küp var. Bir kenarı da 12 birim olan hemen şekli çizelim arkadaşlar. Şöyle çizdik şeklini. Sonra ne diyor bize? Kenarları 3'er birim olan küplere bölünmüştür. Kenarları 3'er birim. 12 ya. o zaman kaç parça olacak arkadaşlar? 12 bölü 3'ten 4 parçaya bölünecek. O zaman 4 parça. Şu hocam 1, 2, 4 parçaya bölmek için 3 tane çizik lazım bize. Şu çizikleri normal bir şekilde çizeyim. Güzel bir şekilde yapayım. Arkadaşlar böyle soruları da ÖSYM'de sever. Bakın kaç parçaya böldüm? Şöyle 4 parçaya böldüm. Gördünüz mü? Kenarları 3'er birim olan küplere. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 12. Aynı şekilde şu üst tarafta da şöyle göstereyim arkadaşım. Evet aynı şekilde şurada da göstereyim şöyle. 1, 2, 3, 4. 4 parçaya böleceğim şöyle 3 çizikle. Devam edelim. Şurada da şöyle çizikleri getirecek olursak. Bu birim küplere ayırma yöntemini de bilin arkadaşlar. Çünkü ÖSYM soru olarak sorabilir. 1, 2, 3 tane çizikle yapacağız bunu. Peki sonra şu birim küplere ayrıldı şöyle. Şu da şöyle. Bu da böyle. Oldu mu oldu. Birim küplere ayrıldı. Yani bir kenarı 3 birim olan birim küplere ayrılmış oldu arkadaşlar burası. Şimdi bunun 3 yüzü boyalıydı? Evet hocam bunun 3 yüzü boyalıysa mesela şu yüzü boyalı olsun. Sonra hocam şuradaki yüzü boyalı olsun buradaki yüzü boyalı olsun. Bu arada kaç tane birim küp oldu? Hocam burada 1, 2, 3, 4 tane burada. 4 tane burada. 4 tane de burada. Yani 4 kere 4, 16, 64 tane mi oldu arkadaşlar? 64 tane şey oldu. Normalde şöyle 4 kere 4, 16 tane burada zeminde var. Bir de 4 ile çarpınca her bir katta 16 tane var ya. 4 ile çarpınca da 4 kat olduğuna göre 4 çarpı 16'dan 64 tane birim küp var burada. Birim küp değil. Bir kenarı 3 birim olan küp var. Bu işlemden sonra hiçbir yüzü boyalı olmayan küp kaç tanedir diye soruluyor. Arkadaşım bu yüzü boyalıysa o zaman burada kaç tane yüzü boyalı olan küp var oldu? 4 burada 4 burada 16. Evet elimizde 16 tane var mı? Var. Artı. Yalnız bu küpü boyalı olduğu için bak şurası da boyalı oldu mu? Yani şu küp boyalı olarak sayılacak artık. Çünkü bir tarafı boyalı. Şu küp de aynı şekilde boyalı ol olmak zorunda ama evet. Sonra aynı şekilde şunu boyayayım. Şunu da boyayınca arkadaşlar şu ön yüzde de boyayınca 300 boyalı diyor ya. Şimdi burayı da boyayınca yani şurası da boyanmış oldu zaten. Ee, dolayısıyla bu yüzü de boyayınca burası da boyanmış oldu. E bunlar da boyalıysa arkadaşlar hocam burada kaç tane var? 4 kere 4 16 vardı bunları saymıştık. E şimdi geri kalanlar da bunlar. Yani 3 burada 4 burada. 4 kere 3 12 mi yapıyor? Evet. 12 tane de burada yaptı. Şunları da şöyle sayacak olursak arkadaşım. Bak şunları saymayacağım. Dikkat. 4 tanesini saymayacağım burada. Tamam. Peki ben bunu boyayınca, bu yüzde boyayınca şuradaki yüzeyler de boyalı olmuş oldu mu? Oldu. Bunu saymayacağım. O zaman bir de üst tarafı boyayacak olursam üst tarafta boyandığı zaman da hocam şuradaki şeyleri saymamam lazım benim zaten. Şunları saymamam lazım. O zaman burada kaç kaldı? 3 burada, 3 burada, 3 kere 3, 9 da burada kalmış oldu. O zaman artı 9 boyalı küplerin sayısı yapmış oldu arkadaşlar. E o zaman boyalı küplerin sayısı bu kadar yaptıysam 16, 12 daha 28, 9 daha kaç yaptı? 28, 9 daha 37 yaptı. Tüm küplerin sayısı 64'tü. 64'ten de 37 çıkartınca cevap da ne yapıyor o zaman? 27 tane boyasız küp elimizde kalmış olur. Çünkü boyalı küpleri bulduk. E, boyalılardan da boyasızları da bu şekilde çıkartmış olduk. Böyle birim küplere bölme ya da bir kenar 3 birim olan küplere bölme işleminde bilin. ÖSYM bu ayarda bir soru sanki soracak arkadaşlar. Dikkat edin güzel bir soru. E 8. soruyu cevap bulduk geldik 9. soruya. Şekilde 10 cm yarıçapında 40 cm uzunluğunda şu 10 cm yarıçapı 40 cm yüksekliği verilmiş silindir. Çim biçme makinesi makinası makinesinin silindir biçimindeki gövdesi hiç durmadan 500 tur döndüğünde kaç metrekarelik alanı şey yapar? Arkadaşlar şu şöyle geldiği zaman bir kere şöyle şurayı sürdü mesela. E, şurası kaç 40 cm. Buradan da gidecek. Buradan ne kadar gidecekmiş? Buradan 500 tur döndüğünde bir turu ne kadar bunun? Normalde bir turu şöyle dairenin çevresi kadar değil midir arkadaşlar? Dairenin çevresi kadardır. Bir dairenin çevresi ne yapıyor o zaman? 2 pi r kadar yapıyor. Yani 20 pi kadar yapıyor. O zaman burası 20 pi ise bu ne kadar? 500 tur dönecekse o zaman burası ne yapacaktır arkadaşım? 500 tur döndüğünde kaç metrekarelik kısımdan bahsediyor. Arkadaşlar bu arada bu da 40 santimetre ama bunu metreye çevirelim. Çünkü kaç metrekarelik alandan bahsediyor. 40 santimetre kaç metrekare? 0.4 metrekare. Ee, bu da 20 pi oldu ya. Bunu da şeye böldüğümüz zaman 0.2 pi mi yaptı? Bu santimetre ya. Metresi nedir? 0.2 pi'dir. O zaman burası 0.2 pi. O zaman ben bunu 500 tur attığım zaman 500 çarpı 0.2 0,2 pi de kaç yapıyor arkadaşım? Normalde bir sıfır atsak şuradaki virgül gitti. 5 kere 50 ile de bunu çarptığımız anda kaç yaptı? 100 pi yaptı. Evet burası toplamda 100 pi olacak arkadaşım. O zaman bizden ne isteniyor? Bunun alanı isteniyor. Yani cevap 100 pi çarpı 0,4 isteniyor. O da kaç yapıyor? 40 pi yapıyor? Evet cevabımız böylelikle 40 pi yaptı. Bazen birimlere de dikkat etmek lazım. Yani 9. soru Denizli yaptı. Geldik ona. Çember, küre sorularında çember muamelesi yapıyoruz. Bunu sakın ama sakın unutma. Şekildeki kürenin içine dik silindir yerleştirilmiştir. Silindirin taban yarıçapı 4 cm ve hacmi taban yarıçapını 4 cm vermiş ve hacmi de 80'miş. Yani pi r kare çarpı h eşittir 80 ise h'ı buradan 80 pi ise daha doğrusu pi'ler sadeleşince 16 çarpı 16 bölü 80 bölü 16'dan kaç çıkıyor h? 5 çıkıyor. Evet yüksekliği 5 bulduk arkadaşlar. Kürenin alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi kürenin alanı. Hacmini bulduk. Hacmi için neyi bulmuş olduk arkadaşlar biz burada? Yüksekliğini bulmuş olduk. Ne lazım bize? Kürenin yarıçapı lazım. Kürenin yarıçapına R diyelim. <laughs> Peki bu tam böyle. Dikkat et. Bu da 4, bu da 4. Dikkat et, dikkat et, dikkat et. Bu da 4, bu da 4. Bu da 4, bu da 4 olduğundan dolayı. Hocam kirişlerin uzunlukları eşitse bu yayların uzunlukları da eşittir. Ee, şu merkeze olan uzunlukları da birbirine eşit olmak zorunda değil mi? Evet. Yani bunun tamamı 5 ise o zaman burası ne olacak arkadaşlar? 2 eş parçaya böldü. O zaman burası 2.5 mu oldu? Evet. 2.5 oldu. Yani burası 5 bölü 2 oldu arkadaşlar. E şimdi ne yapacağız? En etkili silahımız yarı çap. Al sana yarı çap. R'yi buradan bulalım istersen. Evet. R'yi buradan bulacak olursak. Hadi bulalım bakalım. R kare neye eşittir? 4'ün karesi artı 5 bölü 2'nin karesi. Yani R kare neye eşit oldu? 16 artı 25 bölü 4'e eşit oldu. E buradan da 64 artı bu 25. 64 ile 25'i toplarsak kaç yapıyor? 64 ile 25'i toplarsak 89 yapıyor galiba. 89 bölü 4 yaptı. R kare. E 4 bölü 3 pi küp de alandı. Kürenin alanı 4 pi re kare de alandı. Alanı da yazalım o zaman. Alan neye eşitti? 4 tane pi r kare eşitti. 4 pi r kare. Arkadaşım r kare zaten 89 bölü 4. Yani 4 pi r kare. Yani 89 bölü 4 yazınca cevapta ne çıktı o zaman? 89 pi çıktı. Bir ara tereddütte düştüm böyle garip bir sayı çıkınca cevap çıkmayacaktı diye ama kendiliğinden çıktı arkadaşım. 10. soru böylelikle akçay oldu. Geldik 11. soruya. 27 tane birim küpten oluşan bir küpün köşelerindeki küpler alınarak bir cisim elde ediliyor. Buna göre son durumda elde edilen cismin yüzey alanı başlangıçtaki yüzey alanına göre ne olmuştur diye soruluyor değişmemiştir. Ne yapalım? Şöyle birim küpleri oluşturalım arkadaşlar. 27 tane birim küp. Yani bir kenarı 3 birim olan değil mi? 27 tane birim küp. Arkadaşlar çizmiyor öğrenelim. Şöyle 3 birim küp. Biraz öncesinde de çizmiştik zaten. Şöyle birim küpler oluşturalım. Şöyle 3 parçaya böldük. 3 parçaya böldük. Şunları da şöyle çizelim mi? Çizelim. Evet. İşte bu kadar basit arkadaşlar. Çizmekte çok kolay ya yani gerçekten hocam biz bunu elle nasıl çizeceğiz? Alışacaksınız kardeşim yapacak bir şey yok. Onu da söyleyeyim. Şimdi ne yapıyor burada? Köşelerden alıyor. Yüzey alanındaki değişiklik soruluyor bize. Bak şimdi sen köşeden alıyorsun. Şu köşeden aldım mesela. Hocam şu köşeden alınca şöyle bir parça mı oluştu? Evet. Hocam şuradaki yüzeye gitti. Arkada oluştu. Hani yüzeyden alınca ne yapıyorduk? E, nötrleyen alanlar var mı diye bakıyorduk. Evet. Ön, sağ taraf gitti. Arkasında oluştu. Hocam şu da aynı şekilde ön gitti arkada mı oluştu? Evet hocam. Ön gitti arkada oluştu. Hocam üst gitti altta mı oluştu? Evet. Yani burada değişiklik olmadı. Şunu daha iyi çıkarsam burada e, şu yüzey alanı zaten burada kalıyor. Yani sen tam köşeden çıkarttığın zaman yüzey alanı değişti mi? Değişmedi. Aynı şekilde bu köşede, bu köşede, bu köşede, şu köşede, şu köşede istediğin köşeden, köpüğün herhangi bir köşesinden çıkarttığın zaman birim küp ne oluyor? Yüzey alanı değişmiyor arkadaşlar. Çünkü çıkan parça altında oluşuyor. Yani burada da çıkan parçaları nasıl bakıyoruz? Alt, üst, sağ, sol, ön, arka şeklinde bakıyoruz. Burada hepsini inceledim. Değişim olmadı. Diğerleri de aynı gözle baktığımız zaman değişim olmaz. Dolayısıyla cevap Cihan oldu. Şekilde dik silindirin içine 3 tane küre yerleştirmiş. Arkadaşlar küre sorularında ne yapıyoruz? Çember muamelesi yapıyoruz. Hemen küre, çemberlerin merkezleri burası. Yani kürelerin merkezleri burası. Küreler birbirine değiyorsa ne yapıyoruz? Ya yani çemberler birbirine değdiğinde merkezleri birleştiriyorduk. Tam değme noktasından geçiyordu. Merkez var teğet var çektik. Merkez var teğet var çektik. Merkez teğet çektik. Merkez teğet çektik. Anahtar kelimeleri kullanıyoruz. Bak çember muamelesi yapıp anahtar kelimeleri kullandım sadece. Kürelerin yarı çapında kaç vermiş? 3 vermiş. Hocam 3 burası, 3 burası, 3 burası, 3 burası, 3 burası yazınca silindirin yarı çapını kaç bulduk? 6 bulduk. Yüksekliğini bulalım. Hocam 3 burası. E burası da 3. E şu ne çıktı? Şurada bir eşkenar üçgen çıktı. Eşkenarda çizilen kenar ortay aynı zamanda yüksekliktir. E yükseklikte 3 mü oldu burası? Evet. E buradaki yükseklikte zaten 3 oldu. Silindirin yüksekliğini kaç bulmuş olduk o zaman? 3. 3 kök 3. 6 artı 3 kök 3 olarak bulmuş olduk. E şimdi ne yapacağız? Hocam bizden ne isteniyor? Silindir ile küreler arasındaki boşluğun hacmi. Yani silindirin hacminden çıkartalım. Silindirin hacmi pi r kare çarpı h. 6 artı 3 kök 3. Eksi 4 bölü 3 pi r küp. 4 bölü 3 pi r küp. R de 3 olduğu için r'nin kübü yazdık ama Bundan kaç tane var arkadaşlar? 3 tane var. Peki şu üçlerden bir tanesi gitsin. Burası 2 kalsın. Bu 36 pi. E bu da 36 pi. 4 kere 9 36 bir de 3 kalıyor burada. 36 pi parantezini aldığım zaman burada sadece 6 artı 3 kök 3 kaldı. Eksi bu e, 4 kere 9 36 burada da 3 mi kaldı? Evet. Eksi 3 kaldı arkadaşlar burada. Şimdi burası ne yaptı o zaman? 36 pi eksi çarpı 3 artı 3 kök 3 yaptı. Bir de 3 parantezin alınca 36 ile 3'ün çarpımı 108 çarpı 1 artı 3 şeklinde mi kaldı? Evet. 108 bir çarpı 1 artı kök 3 yaptı. Cevap. 12. soru böylelikle akçay oldu ve böylelikle 4. testi bitirdik. O zaman diyoruz bir sonraki videoda 5. testin çözümünde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın.